Evet, Ankara'yı konuştuk, İstanbul'a bakıyoruz. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir tweet paylaştı. Günlerdir konuşuyoruz, Abdi İpekçi spor salonu yıkıldı, yeniden yapılıyor. Zaten çok kötü durumdaydı, çok vahim bir durumdaydı. Pek çok milli müsabakaya ev yapmış bir, ev sahipliği yapmış bir yerden bahsediyoruz. Zaten Sayın Bakan'ın yanında da Hidayet Türkoğlu var. Orada milli takım formasıyla onlarca maça çıkmış, galibiyetler almış. Ama İBB'nin buna neden itiraz var, neden hayır diyor, gerekçeleri var, yeşil alandan bahsediliyor ama o alanın zaten hiçbir zaman, yıllardır İstanbul'da yaşıyoruz, yeşil bir alan olmadığını biliyoruz. Zeytinburnu'nda bir spor kompleksi. Evet, evet. Bu bir itiraz mesela. Hani engelleniyoruz söylemi var ya Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin. Engel derken burada nasıl bir engel? Ya bir iki cümleyle değerlendirir misin? Ben çok merak ediyorum. Buna niye engel geliyor? Valla bu dünyanın en zor sorusu hep bana geliyor yani. Biraz önce dünyanın en zor sorusunu Onur Bey'e de sordunuz. Bu niye böyle oluyor? Yani nasıl oluyor da oluyor diye. Ben biraz önce açıkladım. Hani bu işin mantığını arıyorsanız bir defa bir, engelleniyoruz propagandası. Sürekli engelleniyoruz. İşte yapmaya çalışıyoruz. Bunu yurt dışında da söylüyor İmamoğlu. Mesela gidip şikayet ediyor. Ben tam diyor yapacaktım, engelleniyoruz. Bir baktık döndük, hakikaten engelleniyor mu diye. Merkezi idareden aldığı para, daha destek ve yardım, daha önceki AK Parti dönemindeki belediyede aldığı paradan daha fazla. Peki bu otobüsler niye yanıyor? Dünyanın en büyük, ikinci büyük zor sorusu bu. Otobüslere iyi bakmazsanız yanar. Otobüsleri doğru düz bakım yapmazsanız yanar. Otobüsleri zamanında gerekli değişimleri, motor bakımlarını, işte diğer bir takım işte pneumatik ve hidrolik sistemlerine iyi bakmazsanız olur. Bu tamam bakımla ilgili kaynaklar bir şey. Kaynaklar doğru yönlendirilmiyor mu o zaman? Bakın hiç kimse onunla değil. Siz 14 bin tane Büyükşehir Belediye çalışanını işten çıkartmışsınız. Niye? Nereden biliyor? Anıları da yazıyordu. AK Partili, AKP'li, AKP'li, AKP'li. Çıkarttınız mı? Çıkarttınız. Tespit ettiler bunu büyük bir şekilde. Zafer Şahin çok güzel bir lafı vardır. Onları tespit edebiliyorsunuz da. Biz nereden bilelim canım? PKK'lıymış, almışız işte, sen bul diyorlar ya. Onların PKK'lı olduğunu nereden anlayamadığınızda herkesin AK Partili olduğunu anladınız. Çok büyük bir, burada iki yüzlülük var bir defa. Bu pozisyon, ben şimdi hatta bugün de yazdım kendi şeyim, arkadaşlar yetişebilirlerse. Aşağı yukarı günde 2,5-3 saate yakın İstanbul trafiğindeyim. Dedim hep bana mı bunlar tesadüf, bana mı geliyor, ben mi rast geliyorum diye. Fakat İstanbul trafiğinde, İstanbul'da yaşayan bir insan olarak şunu çok açıkça söyleyebilirim. Ben çok karşılaşıyorum ve görüyorum. Yani bu bir algı değil, bu bir realite. Bu bir şey değil ya. Bu yaşananlar var ya, bunlar bir kısmı sadece. Sadece ve sadece bugün sosyal medya hesapları içerisinde İstanbul'u takip eden birçok kullanıcı en fazla 15'li bir tane tweet almış. Yani daha haber duyulmamış bile. Halkalı'dan tutun da Pendik'e kadar, Kurtköy'den tutun da Silivri'ye kadar otobüsler yollarda kalıyor. Ha, siz bugün bir görüntü paylaştık. Bir tanesine de denk gelmişsiniz tabii, yolda değil tabii, mi? Tabii benim de var. Var mı o görüntü? Onu hazırlıyorlar. Şimdi ben de bir gün canlı yayın programına geç kaldım bu yüzden. Hatta sitem ettim İmamoğlu'na. Hadi aramızda siyasi anlaşmazlık var da bana bu reva mıdır diye. 6 yıldır hiçbir canlı programına geç kalmayan Hikmet Genç. Şu ara otobüsler yüzden geç kaldım çünkü kilitlenmiş. Anayol kapanmış. Otobüs bozulduğu için. Otobüsün ya arka kapakları açık ya yanıyorlar. Ya kapakları kapanmıyor. Yani bu İstanbul böyle bir şey görmedi şimdiye kadar. Ve enteresan bir şey daha söyleyelim. Bakın, gerekli bakımlar yapılmazsa, bu işler arkadaş işi, ihale işi, birilerine peşkeş şeklinde yapılmışsa sonuç budur. Başka türlü olmaz bu. Diyeceksiniz ki işte otobüse eskiymiş. Bu da büyük bir yalan. Dünya şeyine baktığın zaman, yani gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. En genç filolardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Hiç olmaması gereken şey bunlar. Görmememiz gereken peki, şey bunlar. Peki İBB bunu gerekçelendiriyor mu? Evet, bu otobüs arızalandı bu yüzden. Yani ben bir açıklamaya rastlamadım. Çok ufak bakım masraflarını dans gösterilerine verdim diyebilir mesela. Yok, gerekçelendirmek yani istedim. Hocam çok güzel bir yere rast şey söyledi. Beceriksiz ve iş bilmezlik. Çok ufak benim geçen hafta Ayaza merkezden bir yaklaşık yarım kilometre, bir kilometre yukarı doğru çıkacağım. Bir yere gideceğim. Çıkarken bekledim. Orası tek gidiş, tek geliş. Hı hı. Otobüs yolda kalmış. Olabilir. Çok uzun bir şey, kuyruk olmuş. Geçtim, gittim. Orada eve uğradım. Evden çıktım. Tekrar gene aynı trafiğe takıldım. Çünkü tek gidiş, tek geliş. Gittim. Bir yere, galiba yemeğe veya kahveye gittim. Hatırlamıyorum. 2 saat sonra geri geldim. Abi, duruyor muydu? Otobüs orada. Bunu niye anlatıyorum?
Niye anlatıyorum biliyor musunuz? Neden? Çünkü İETT'nin yanlış bilmiyorsam en büyük bakım onarım merkezi otobüsün kaldığı yere 1.1 kilometre falan veya 1.5'tür. Evet. Bu iş bilmezlik bu. İhmalkarlık mı, iş bilmezlik mi? Valla her neyse yani iş bilmez, ihmalkar, beceriksiz. Ya önemsemiyor mu belediye? Çok net bir şey söylüyorum. İstanbul'un en büyük, İETT'nin en büyük bakım onarım merkezi veya ikinci en büyüktür. Ayazağa'da o da. Ya 2 saat. Biraz önce verdiğim örnek bununla ilgiliydi işte. Boşa salsa orada zaten gelecek. Kar küreyici aracı, kar küreyen aracının şoförü hayatta ilk defa kar kürüyorsa bir yerde. Hani dedi ki, diyor ya Kılıçdaroğlu, efendim biz iktidara geldiğimizde liyakatı önceleyeceğiz. Biz iktidarı akıl ve bilimle yöneteceğiz. O da demekse bilmiyorum, akıl ve bilimle iktidar olmak. Ve ardından geldiğimiz netice sizin bu. Sizin görüntü. Ha, bu benim görüntü. Bu benim arkada artık dikiz aynasından. Dikiz aynasından çekmişsiniz. Burası ikinci köprü yolu. Burada bir araba kalmış. Ta aşağıdan yukarı doğru bir otobüs kitlenme kalmış. Var. Otobüs, pardon, özür dilerim. Bir yerde otobüsü kalmış. Yalnız içinde hiç kimse yok. Terk edilmiş durumda. Ne yapmış insanlar metro. O yolda? Yani hiç otobandayız. Bakın, hem otoyolundayız. Bu benim paylaştığım, Twitter'da paylaştığım kaçıncı. Ben bunun peşinde elimde kamerayla otobüs aramıyorum ben. Ben İstanbul doğma bilimi bir insanım. Hayatım boyunca bu eskiden 302'ler vardı o üstad. Sen hatırlamazsın. Çocuktun o zamanlar. 302 derseniz otobüsler ben vardı. Ben Esler'e yetiştim. Mustafa evet. Kemal Bey bir şey soracak herhalde size. Buyurun. Buyurun Mustafa Bey. Bu benim bunlar benim görüntüler. Şunu söyleyeceğim Merve Hanım. Buyurun. Ben de öğrenciliğimi İstanbul'da yaşadım. O dönem İstanbul Üniversitesi Beyazıt'ta işte kaldığımız yurt Atatürk Öğrenci Yurdu'ydu. Zeytinburnu'ndaydı. İyi biliyoruz. O zaman İstanbul'un ulaşım olarak altyapısı kurulmuştu. Tramvay vardı o zaman, hepimiz biliyoruz. Metro vardı. İstanbul'da zaten bir altyapı vardı. Şu an itibariyle işte çalıştırılmıyoruz, engelleniyoruz diyen bir belediye başkanı var. Ve Türkiye'nin ikinci büyük bütçesini yönetiyor. 60 milyarın üzerinde İstanbul Büyükşehir'in bütçesi, 20 milyarın üzerinde iştirakları İETT'nin, İSKİ'nin bütçesi var. Hal böyleyken siz İstanbul'da şu anda 800'ün üzerinde, hatta 6000'in üzerinde otobüs var. Siz bunların bakımlarını kime yaptırıyorsunuz? İşte bir İstanbul milletvekili, CHP'li İstanbul milletvekilinin mali müşaviri olduğu bir şirkete bu bakımlar verildi. Ve bunu kamuoyuna söylemekten de imtina etmediler. Bu otobüslerin çoğunun markasına sahip olduğu ve bu işte ehil olan firma bakımların dışında tutuldu. İhalede elendi. Tasfiye edildi. Orada bir şey atlıyorsunuz. İhaleden dışarıda bırakılma sebebi, yani dediğiniz gibi otobüslerin birçoğunun sahip olduğu markaya yetersizsiniz dendi. Ya bu konuyu, bu işi onu yapmakta yetersizsiniz Onur Bey, dendi. Siz onu söylediniz. Bu resmi. Nasıl yetersiz, ne demek? Yetersiz bulundu. Firma, o meşhur Alman firma, bir çoğunda yani mal sahibi. Dediler ki siz bunun bakım onarımı yapmaya yetersiz diye resmi yazı Türkiye yazdılar. Türkiye dispiritörü olsanız da bakım yapmaya beceriniz yetmez dediler. Bilmiyorum hocam, sen yorumlayacaksın. Tamam, yok, öyle diyorsan Onur Bey üstüne hayır, de yani bunları sen yorumlayacaksın bunu. Ben yorumlanacak beni şey aşar bu. Artık yani söyleyeceğim. Yani aptal lafın devamı anlatılmaz bir şey yani gibi. Şey diyeceğim. Mustafa Bey bitirdi mi sözünü? Mustafa Bey. Üstüne ekledi. Son şunu söylüyorum Bey. Hikmet Bey. Son söyleyeceğim husus şudur. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklama ayırdığı 850 milyon bütçe kamuoyuna yansıdı. Ancak öğrencilerin 400 milyonluk işte indirimden yararlanmaması için 2 kere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veto etti. En son herhalde meclisten bu çıkarılacaktı. Evet. Ne aşamada onu bilemiyorum ama akıl almaya 5 milyarın üzerinde bir rakam ayrıldığını biliyoruz. İşte belediyelerin şirketleri, onlardan birisi de otobüs işletmesidir. Belediyenin ayrı bir iştirakidir o. Aynı metro şirketinde olduğu gibi buralara siz yönetim kurulu üyelerini 2'ye 3'e çıkarırsanız, kat olarak söylüyorum bunu, 10'ken 20, 20'yken 30'lu rakamlara çıkarırsanız, bunlara verdiğiniz maddi imkanları arttırırsanız yaşayacağınız tablo sizin bu olur. Peki. Sadece İstanbul Belediyesi'nin ben hizmet olarak İstanbul'da da yaşamış bir arkadaşınız olarak şunu söylüyorum. Aldığı 2 tane tabloyu hatırlıyorum. O tabloların da replika mı oldu, gerçek mi oldu hala kamuoyuna açıklanmadı. İşte İngiltere'den yüz binlerce sterlin verilerek 2 tane tablo getirildi. Hatta şu an sergilenmiyor bildiğim kadarıyla da.
Tek yapılan hizmet bundan ibarettir. Bunu da tüm kamuoyunun da bilmesi zaten gerekiyor. Çünkü kamu kaynaklarıyla bu faaliyetler ifa ediliyor. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım demek sözde olmuyor. Yapılacak icraatlarla oluyor Merve Hanım. Peki. Şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partili... Otobüs mevzunu şöyle bitirelim mi? Bunu da hatırlatalım. Son noktayı alayım çünkü yolsuzluk... Tabii. Şimdi bütün bunları konuştuk. Görevden almalar var. Evet, onlara bakalım. Yanan otobüsler, ittirilen otobüsler, ayağa kalkanlar, arkası açık olanlar, benim gördüklerim falan. Bir şey hatırlatmakta çok fayda var. Biz bu 2019'da seçimleri takip ederken Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir sözü var. Ben bunu özellikle altını iki defa çizdim. Çünkü çok önemli bir söz. Dedi ki bir İstanbullu olarak. İstanbul'un dedi, benim dedi somut dedi hedefim var. Hedeften bir tanesi şu, İstanbul trafik sorununu ben çözeceğim. Ve bir gün öyle bir zaman gelecek ki İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra vatandaş bana gelecek. Allah razı olsun Ekrem Bey. İstanbul'da artık trafik sorunu çözü diyecek dedi. Arkasından projeye baktık. Bak bu da çok kıymetli. Otobüs falan niye bozuluyor derken aklıma hep o geliyor. Bir proje vardı. Belki Mustafa Kemal Bey hatırlar, belki siz de hatırlarsınız. Megabüs. Megabüs projesi vardı Onur Bey. Duydunuz mu megabüsü? Ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Bakın bu metrobüs, o megabüs. Bayağı çıktılar, anlattılar. Ha, İmamoğlu'nunki. İmamoğlu. TEM'den gidecek. Ha, TEM'den gidecek yan tarafta bir sistem. Bu metrobüs çok küçük kalıyor. Bunun megasını yapacağız. Buradan bir başlayacağız. Efendim kaç kilometre boyunca bütün trafik rahatlayacak. Köprü trafikleri, inişler rahatlayacak. İstanbul birbirine kavuşacak. 100 milyon kişi şöyle olacak diye bir atıp tuttu. Megabüsün o projeye gidip tek bir meclisini görmedik. O unutuldu, geçti geçti gitti. Tam tersine bir daha söylüyorum. İstanbullu bugün... Şaka zannettim. Ben bizim Ersin Çelik geçen konuşurken duydum. Otobüse binen, metrobüse binen vatandaş, bu şaka değil. Espri gibi gelecek size ama. Ya biniyoruz ama bakın eski mi, yanar mı diye. Çünkü çok fazla yangın çıktı. Çok vahim bir şeyden İnsanlar bahsediyorsunuz. Korkuyla binmeye başladılar. Şimdi bunlar olurken de bir yani, yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk iddiaları var. Soruşturuluyor görevden almalar o belediyelerde. Şimdi onları... Ben iniyor muyum? Bitti son mi? Dönemde 4 tane arka arkaya geldi. Çanakkale'de, İzmir'de, Menemen'de ve hemen ardından Menderes'te Bilecik Belediye Başkanı, Yalova Belediye Başkanı görevden alındı yolsuzluk iddiasıyla. Sahil tarafları ben de bari göstereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin olduğu haritası gibi oldu. Haritada. Gibi şöyle haritalarda abi, yolsuzluk alanları. Seçim haritası gibi oldu. Seçim haritası, evet. Yolsuzluk alanları bu şekilde devam et. Sahil tarafı neyse, şaka bir yana. Yani burada, bundan... Bu gerçek yalnız yani. Şimdi biz hizmet ücret alamıyoruz, bütçeden yeterli miktar alamıyoruz. İhraçlar var biliyorsunuz değil mi? İhraçlar var. İhraç edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yalova 30 milyon TL. Yani rakam. Bilecik var, onu hatırlamıyorum. İzmir hemen gözaltı var galiba. Burada birkaç tane eksik de var. Ben de notlarımda var. O sede aktarırım. Bizim hatırlayabiliriz. Adana Ceyhan var orada. Ha, bravo, Adana, bravo, Ceyhan. Bravo. Adana var, bravo. Bunlar tabii yolsuzluk dosyaları. Bence keşke bir harita yaparken, yani can acısı diye söylemiyorum. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi de olsaydı mesela. Taciz ve tecavüz haritası. Yani İstanbul'dan başlayarak. Ama harita etmeyebilir. Yani buradan çünkü Muğla'ya kadar iniyor buradan biliyorsun. İkisi bir. Çünkü yani tabii biraz tebessüm ettin ama bu bir şaka değil. Ben yarınki yazımı ayırdım. Bir inceleme yaptım. Onun da haritasını çıkartabilirsiniz. Maalesef. Ama maalesef. Şimdi ne diyor Kılıçdaroğlu biliyor musunuz? Çok enteresan bir vaadi var iktidara geldiğinde. Neydi abi? Türkiye'de siyasi ahlak yasası çıkartacak. Ve siyasi ahlak yasasıyla bakın bunlar Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun bir tanesi, bir elinizi vicdanınıza koyun. Şunun bir tanesi, bir tam noktası. AK Parti hükümeti mensubu herhangi bir tanesi tarafında olmuş olsa hemen seçim, yarın seçim, Türkiye istifa bilmem, ortalık ayağa kalkar. Sen abi hiçbir şekilde yorgan kalın oldu. Efendim? Aklıma şey geldi, birden korktum. Kılıçdaroğlu'nun sözü vaadi var deyince aklıma şey geldi. Namussuz siyaset. Yok, Türkiye'yi belediyede yönettiğimiz gibi yöneteceğiz dedi ya. İşte. O birden böyle bir şok oldum. İşte yani. Bak Türkiye'yi İzmir'i yönettiğimiz gibi yöneteceğiz dedi ve orada tutarlı yalnız Kılıçdaroğlu. Aslında doğru. İzmir yönettiği gibi burayı da kokutmaya başladı. İlk defa evet. Burası su içinde kaldı. Aslında bu tutarlı bir doğru bile. Doğru. Çok gönüllü olmaya başladı. Fakat şunu söylemek lazım. Bugün yolsuzlukla mücadele, irtikap, rüşvet... ben bugün hakikaten bununla tevafuk oldu. Ben bilmiyordum programda böyle bir şey olduğunu. Ama tevafuk oldu. Bir çalışma yaptım. Bir iki saatlik bir çalışma yaptım. Son iki yılda Cumhuriyet Halk Partisi belediye tarafından rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi olayların kaç tanesi vardı? İnanın ki bundan fazla. Bazıları soruşturma halinde kalmış. Bunlar çok büyük olanları. Ve şunu görüyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi hala o ifade çok önemli bir ifade. Bu bir vaat. Ben iktidara geldiğimde bu altılı masa ki o kastetti işte o büyük bir ittifak biliyorsunuz.
siyasi ahlak yasasından bahsedebiliyor. Ne menen bir şeydir ki Türkiye'de bu kadar çok yolsuzluğa ve rüşvete kapılmış bir parti oturmuş o masa içerisinde efendim HDP PKK ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen bir parti, sınır namustur deyip tezkereye hayır diyen parti siyasi ahlak yasası getirecek. Şimdi bütün bunlar olurken asıl sıkıntı burada. Şimdi